Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşaratül icaz fi medanil icaza devam ediyoruz. Neredeyiz? Hemen söyleyeyim. Sure-i Bakara'nın 7. ayetinde. Yani hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiş. Ve ala sem'ihim. Kulaklarını işitme duygularında mühürlemiş. Ve ala ebsarihim gişave. Gözleri üzerinde de perde var. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlar için büyük bir azap var. Şimdi bu ayetin tahliline geçtik. İki tane mukaddime okuduk. İkisi de çok önemliydi. Birisi İslam fikir tarihi açısından önemli. Felsefeciler, mutezililer, mecusiler neler söylüyor diye sebepler açısından. Birisi de kader noktayı nazarından. Hepsini okuduk elhamdülillah. اَمَّا تَحْلِيلُ كَلِمَاتِ هَذِهِ الْآيَةِ وَنَظْمُهَا Yani bu ayetlerin, kelimelerinin hem tahlili hem de diziliş tarzı. Nazım. Yani yukarıyla alakası ne, birbiriyle alakası ne, o dizilişi. Bu çok önemli. Fe'lem, iyi bilesin ki enne rabte hateme bila yu'minun. Allah Allah. La yu'minun dedi biliyorsun. Onları ikaz etsen de etmesen de iman etmezler dedi. Ona Hateme'yi bağladı. Hateme mühürledi manasına. Bu kelimeyi la yu'minun ile bağlaması ve takibehu bihi ve onun arkasından Hateme'yi getirmesi naziru terattübil akabi alel ameli. Yapılan kötü bir amel üzerine cezanın terettüp etmesine benzemektedir. Yani küfür yapılan kötü ameldir. Hateme de mühürlenmek de onun cezasıdır. Yani biri suç, biri ceza. Güzel bir münasebet yani. Bağlama çok güzel, yerinde. Kennehu yakul. Sanki Kur'an şöyle diyor. Lemma efsedu el cüz'el ihtiyariye. Allah'ın kendilerine verdiği cüz-i ihtiyariyi bozunca, yanlış kullanınca. Ve lem yu'minu, iman etmeyince... Ukibu cezalandırıldılar. Bi hatmil kalbi ve seddihi. Kalplerinin mühürlenmesi ve kapanması cezasıyla cezalandırıldılar. Biz bunu ayetin başında açıklamıştık. Unutmayın lemalardaki izahı. Sümme bu böyle. Lafzul hatmi, hatm mühürlemek lafzı. Yüşiru ila istiaratin murakkebetin. Tumiu ila üslubin temsiliyin. Ha, burada önemli. Şimdi arkadaşlar, şimdi bunu yani önce istiare-i mürekkebeyi okuyacağım size. Anladınız değil mi? Biliyorsunuz belagatta mecaz var. Mecaz ne demek? Eğer bir kelimeyi kullanıyorsun, anlatabildim değil mi? Asıl anlamını kastetmek mümkün değil. Çünkü elinde başka bir delil var, karine var. İkinci manayı kastetmek mecburiyetindesin. İşte o karine, aradaki iki mana arasındaki karine, yani ikinci mananın kastedildiğine dair olan karine. Ama birinci manayı kastedemiyorsun. Eğer müşabehet, yani bir şeye benzerlik olursa, biz ona istiare ediyoruz. Anladın? Ne demek istiare? Ha, hemen örnek verelim yoksa anlaşılmaz. Kardeşim İbrahim, dün gece hamama gittim. Ola bir aslan yıkanıyordu. Müthiş pençeleri vardı. Yani bir defa, yani burada hamamda aslan ne arıyor? Birinci karine. İkincisi pençe ne arıyor adamda? Belli ki bundan kasıt aslan gibi bir pehlivan adam demek. İşte buna biz ne diyoruz? İstiare. Eğer istiare sadece bir aslan gördüm şeklindeyse, anladın değil mi? Hamamda bir aslan gördüm. Buna istiareyi münferide diyorlar. Normal istiare. Ama bir baktım ki pençelerini yanındaki adamın sırtına sokmuş, geçirmiş diye bir cümle daha ilave edersen, o zaman sadece aslan değil, o cümleden de ikisini birlikte buna istiare-i mürekkebe diyoruz.
ve bir temsili hayal var orada. Anladın değil mi? Çünkü öyle deyince sanki aslan yanındaki adamın sırtına pençelerini koymuş, onu hayal ediyorsun. Anladın? Şuradan okuyalım istiare-i mürekkebeyi. Yani ne zararınız var? Döverler mi sizi? Bizim kamus önemli. Ne yapalım? Nurcular fazla ilme önem vermezler. Ama verenler bilir. Bak, istiare. Ya istiare-i mürekkebe vardır mutlaka da. Yoksa zaten olmaz. Yenisini de koyacağız. Öyle değil mi? Vay, bak istiare-i mekniye, istiare-i mürekkebe. Bak, çok sayıda maddelerin suretlerini alıp, anlattığım gibi, teşbih yoluyla bir başka surete istiare etmekten ibarettir. Buna istiare-i temsiliye dahi derler. Saman altında su yürütmek tabiri istiare-i temsiliyedir. Hayal et samanı, su akıyor, çok rahat içinden geçiyor. Gizli gizli işler görmek manasına isnat edilmesi buna misal teşkil eder. Ağza bal çalmak da bunun misalidir. Ağza? Ağza bal çalmak, ağzına bal çalmak. Enteresan. Yani sana bir rüşveti kelam veriyor yani. Anladabildim mi? Su altından saman yürütme. İşte, saman altından saman yürütme. Ya ağza bal çalma da tabii ilim öğretme vesaire. Demek ki sümme lafzal hatmi, o mühürleme. Düşün da elinde mühür, bir kağıt var. Yani bir temsili bir şey var yani. Anlatabildim mi? Bir işaret koyuyor. Mühür demek bir işaret koyacaksın. Müfret değil, birden çok şeyler. Birden çok şeyleri hayal ediyorsun. Sümme lafzul hatmi, hatim lafzı, yüşiru ila istiaretin mürekkebetin. İstiare-i mürekkebeye mübarek bir kısım arkadaşlar kelimeyi Türkçeleştirmişler. Terkiplerden meydana gelen istiare. Doğru ama öyle denmez. Bu bir ıstılahtır yani değişmez. Tumiyu işaret eder ila üslubin temsiliyün. Temsili bir üsluba. Yani neye işaret ediyor? Burada işte mühür, burada işaret koyuyor. Burada konacak şey hep böyle. Yermüzü veya yürmüzü. Gizli gizli işaret ediyor ila darbi meselin. Yani bir misal vermek için. Yusabbiru dalaletehum. Onların ehli küfrün dalaletlerini tasvir ediyor yani. İdil mana fihi, çünkü buradaki manadan kasıt şu, bu istiareden mühür vurmak. Men'u nüfuzil hakkı ilel kalp. Bak, mühürlemek demek bu demek. Yani hakkın kalbe işlemesine engel olmak. Çünkü kalp onu kabul etme kabiliyetini kaybetmiş artık. Anlattık da bıçak misalini verdik. Fettabiru bil hatm, hatim ifadesini kullanmak, yusavvirul kalbe beyten. Sanki kalp bir ev gibi. İstiare-i mürekkebe ya. Benahullahu Teala, Allah o kalp denilen yeri bir ev gibi bina etmiş. Niçin? Liyekune hazinetel cevahiri. Bak teşbihe, manaya bak. Mücevherlerin hazinesi olsun diye. Sümme, sonra bisu'il ihtiyar, iradeyi kötüye kullanmakla cüz-i ihtiyariyi fesede. O ev bozuldu. Ve teaffene, çürüdü. Ve sara men fihi sümûmen. Ve evin içinde, içindekiler zehire dönüştü. Fe uglika. Böyle olunca, içi pislik ve zehir dolu olunca uglika. Kapısı kapatıldı. Ve umhira, ve mühürlendi ki liyüştenebe, ta ki kaçınılsın. Çok harika bir misal ha. Anladınız değil mi? İstiare-i temsiliye bu. Veya istiare-i mürekkebenin harika bir misali. Hiç insan düşünemez. Enaniyetin ve şeytanı kötüye kullanmasıyla. Ve emma Allahu, Allah lafzına gelince fe'lem, şunu bilesin ki enne fihi, burada bunu da çok yanlış tercüme etmişler. Yani edebi bir sanatı sanki bir kelime manasıyla değiştirmeye çalışmış bazıları. İltifaten minet tekellümi ilel gaybeti. Bakın. Elif lam ra. Anlatabildim mi? Zalikel kitab. La raybe fih. Anlaşıldı mı? Hatemallahu ala kulu şey nedir? İnnellezine keferu.
Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Yanlış mı söylüyoruz? Doğrudan mütekellim Allah burada. Bunlarda, yukarıda anlatıyor da işte bu kitap şöyledir, bu böyledir. Allah bize anlatıyor. Ha. Şimdi edebiyatta şöyle bir sistem var. Üç çeşit zamir var. Birinci şahıs mütekellim. İkinci şahıs muhatap. Üçüncü şahıs gaip. Eğer siz bir konuşma sırasında, yazma sırasında mütekellim konuşurken, anlatabildim mi? Gaip kısmına geçerseniz ona biz iltifat sanatı diyoruz. Mutlaka belaat açısından bir nüktesi olması ki lazım ki sen iltifat sanatını kullanasın. Burada da öyle. Bakın önce misalini vereyim. Bak Fatiha'da bu var. Okuduk bunu. Ne diyoruz? Önce gaip gidiyoruz. Sanki Cenab-ı Hak huzurumuzda, tabii biz göremiyoruz, tanımıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Errahmanirrahim, Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Din gününün maliki. O kadar sıfatlarını anlatırken Allah'ı tanıyoruz ki sanki karşımıza gelmiş gibi gaipten muhataba geçiyoruz. O da iltifat sanatı. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Allah'tan gıyapta bahsederken muhatap alıyoruz. Sadece sana ibadet ediyor, senden yardım diliyoruz. Bu da iltifat sanatı. Çok mühim bir sanat bu. Burada da sanat öyle. Yani Allah Allah. Ve mâ nüktetil iltifat. İltifat sanatında mutlaka edebi bir nükte vardır. Fefî münasebeti lafzillah. Allah lafzı mâ müteallikî lâ yu'minûne finniye. Niyet itibariyle lâ yu'minûnenin taalluk ettiği şeyle münasebettardır. Ne demek? Yani lafza billah. La yu'minûne demek. La yu'minûne billahi demek. Anlatabilirim. Yani billah müteallıktır. La yu'minûne de müteallaktır. Billah Allah'a iman etmezler. Ona. Allah lafzı böyle bağlı. İşaretun ila letafetin. Bu çok ince bir nükteye, bir latifeye işarettir bu durum. Nasıl? O da şu. Ennehu lemma ca'a nuru marifetillahi ileyhim. O kafirlere Allah'ın marifet nuru gelince felem yeftehu bâbe kalbihim lehu. O nura kalplerinin kapısını açamadılar, açmadılar maalesef kafirler. Bu sefer o nur tevella anhu muhtiben. Onlara gadap duyarak, öfkelenerek yüzünü çevirdi. Kapı açmayınca ne olur bir adam? Geri gider. Ve ugli kalbâbe aleyhim. O nur kapısını onlara kapattı. Tamam. Mesele bitti. Bu nükteye işaret ediyor. Ve emma ala. Ulan nelere bakıyor dediği zaman ya. Ala üzerinde demek genelde. Onların üzerinde veya onlara vesaire gibi. Fe'lem. İyi bil ki enne fihi bu alada binaen ala kevnil hatmi müteaddiyen bi nefsihi. Bu da ayrı bir şey. Arapçada fiiller iki kısma ayrılıyor. Birisi lazım fiiller. Anlatabildim mi? Lazım fiiller. Mesela kardeşlerim haraca. Lazım fiil değil mi? Tabii. Çıktı. Evet. Çıktı. Nereden çıktı? Minel menzili. Evden çıktı. Lazım fiil demek eğer fiilin manası harfi cer ve benzeri aletler, harfler, edatlar olmadan özneye mef'ule demek. Özne de, şeye nedir? Nesneye. Yani mef'ule direkt manası geçmiyorsa o zaman ona ne diyoruz? Lazım fiil diyoruz. Anlatabildim? Ama o mana geçiyorsa o zaman ona da müteaddi fiil diyoruz. Mesela كَتَبْتُ هَذَا الْكِتَابَ. Bu kitabı yazdım. Bak yazmak o kitaba mana itibariyle geçiyor. Ve herhangi bir edat veya harfi cerde ihtiyacı yok. Mesela merartu uğradım. Uğradım kelimesi lazım. Neden lazım? B harfi olmadan bil menzil diyemiyorsun. Eve uğradım diyemiyorsun. Bil cemia diyemiyorsun.
Anlatabildim mi? Üniversiteye uğradım diyemiyorsun. İşte o müteaddi değil. Ama bu kendi başına müteaddi. Fakat lazım fiil başkaları vasıtasıyla müteaddi olabilir. Şimdi burada Hatemallahu ala kulubihim normalde kendi başına müteaddi. Ama ala getirilerek müteaddi yapılmış. Burada hikmet ne? Normalde ihtiyaç yok. Hatemallahu kulubehum diyebilir. Müteaddi çünkü. Ne enteresan bir incelik ya o. Olan Bediüzzaman. İşte bu durum işareten, işarettir. İle tazmini hateme veseme. Çok enteresan. Hateme kelimesi mühürlemek derken işaret koyma manasını ifade ediyor. Veseme işaret koydu. Lazım fiildir. Lazım fiil de mana itibariyle hateme veseme manası olunca alaya ihtiyaç duydu mef'ulüne geçmek için. Müthiş bir şey ya. Vallahi bu. Kennehu yakul. Sanki Kur'an diyor. Cealallahul hatme vesmen ve alameten alel kalbi. Sanki Allah bu mührü kalp üzerine bir işaret ve alamet olarak kılmış. Yani o mühür varsa artık iman edemez demek. Yetevessemuhu. O işareti kor. El melaiketü melekler. Biliyorsunuz değil mi? Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatan başka şeyler de var. Ne var? Cenab-ı Hak bu meleklere ne vermiş? Kimin hakkında? Hangi kavim hakkında o? Allah Allah. Dur bunu görelim ya. Allah Allah. Kuldur. Ulan Keçeli hatırlamadın mı? Var ben hatırladım ama kafa ülke sıfır ellezi sıfır ülke benimki. Bir dakika. Burada mıydı? İnşallah öyledir. Hani şey var ya, böyle taşları mühürlüyor, o taşları kafasına vuruyor melekler. Verir misin? Olan bura değil ya. Sure-i Ali İmran'da var ama o taşlar meselesi yok burada. Nereydi? Sure-i En'am değil de Sure-i Enfal de değil. Enfal de değil. Şey. Araf'ta olabilir. Allah Allah. O ay desene ya. Unuttum o kelimeyi. Arapça kelimeyi unuttum. Bu manada ayet var yani. Onu bulmadan edemeyeceğim. Lan ceza olarak veriyor ya taş atıyorlar. Ama işaretli taşlar. Tıpkı elem terekeyfede olduğu gibi yani. Elem terek ama orada o şey çok enteresan. O tabir enteresan yani. Dur bir dakika. Allah Allah. Yok kardeş yok. Aklına gelmedi değil mi? Hicr suresi mi yoksa? Ulan delirdim biliyor musun? Bulamadığım için delirdim. İbrahim suresi değil. Hicr suresi olabilir. Bu işte. Dur bir dakika. Evet. Buluyorum kardeş. Biraz yavaş. O lezzeti bulamayınca insan çıldırıyor biliyor musun? Bir dakika. Yok burada da değil. Olan burada da değil. Mütevessimin miydi? O kelimeyi unuttuk ya. Haydi biraz. Ceza. Hicr suresinin. Hicr suresinde değil. Yok, değil. İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn diyor. Nerede? Hicr suresinin 4. sayfası. 4. sayfası. Bak işte sen şimdi adam oldun başımıza dert gelmedi yani. Mutevessimîn mi? Kâle hâulâ'i benâti. O sayfada var. İnne hâulâ'i dayfî. Tamam. Haulay benati. Bir dakika. Ve hadise-i müşrikîn ne fî zâlike. İşte bu çok enteresan.
Yani bura işte kardeşim. Daha başka yerler de var. Fecealna aliha safilaha, biz onların altını üstüne getirdik. Ve amtarna aleyhim hicareten min siccil, kızartılmış, böyle cehennemde kızartılmış taşları onlara yağmur gibi yağdırdık. İnne fî zâlike lâyâtin lil mütevessimîn. Yani işaretlenenlere o taşlar işaretli. Kimin kimin kafasına düşeceği belli. Yağmur gibi yağıyor ama burada da öyle bir şey var yani. Demek ki melekler o işareti koyuyor. O diyor ki bu adam küf, iman etmez bu adam. Neyse buldum ya, kafi. Allah razı olsun. Demek ki ayrıca bu birinci mana. Ve fi ala eydan, yine alada imaün bir işaret daha var. İla ennel mesdudel, yani kapalı olan, bak. Bu mühürlenen hangisi? Kalpler mühürlü. El babul ulviyyu minel kalbi. Kalbin yüce kapısı. Manevi değerlerin girdiği kapı. Yoksa lel babus süfliyyun nadırı ile dünya, dünyaya bakan aşağı kapısı değil. Alçak kapısı değil. Bunu da okuyalım bir tane daha ya. Ha? Ne diyorsunuz? Yoruldunuz mu? Hey mollayı azimler. Gelelim hadi bakalım. Ve emmâ kulûbihim. Yani hatemallahu alâ kulûbihim dedi. Kalpleri üzerine mühür vurdu. İşaret vurdu. Kaddebehu alessem'i vel basari. İşitme ve görme duygularına kalbi öne aldı. Neden? لِأَنَّهُ هُوَ مَحَلُّ الْا۪يمَانِ. Çünkü kalp imanın mahalledir, yeridir. Ayrıca وَلِأَنَّ اَوَّلَ دَلَائِلِ السَّانِعِ. Şu kainatın ustası olan Allah'ın delillerinin birincisi يَتَجَلَّا مِنْ مُشَاوَرَةِ الْقَلْبِ مَعَ نَفْسِهِ. Kalbin nefisle meşveretinden sonra ortaya çıkar. Delil o. Kalp nefisle meşveret ediyor, diyor Allah var. Ve müracaati vicdani ila fıtratihi. Bir insanın vicdanının yaratılışına müracaat etmesiyle beni kim yarattı? Diyor ya senurihim ayatina fi enfusihim fil afaki ve fi enfusihim. Ayetlerimizi hem afakta çevrede hem de kendi nefislerinde gösteririz. Li'ennehu zira idaraca, yani insan nefsehu, nefsine müracaat ettiğinde yuhissu bi azzin şedidin. Çok şiddetli bir acizlik hisseder. Allah'ı bulamaz. Yulciyuhu ila noktati istinat. Bak, insan nefsine müracaat ettiğinde öyle bir acizlik hisseder ki insanı bir dayanak noktasına mecbur eder. Dayanak noktası nedir? Düşmanları nihayetsiz. Kendisi aciz, o da Allah'a iman. Ayrıca ve yara ihtiyacen şediden litenmiyeti amalihi. İnsandaki emel ve arzuları geliştirmek için şiddetli bir ihtiyacı olduğunu görür. Nefse müracaat ettiği zaman. O zaman feyattarru ila noktati istimdadi. O isteklerine karşı medet isteyeceği bir nokta. Nokta istimdad. O da ahirete iman. Ve la istinade ve la istimdade. Ne nokta istinat mümkün ne de istimdat mümkün bir insan için. İlla bil imani, ancak Allah'a imanla mümkün. Çünkü ahireti de getirecek o. Sümme sonra innel murade bil kalbi. Burada kalpten kasıt. Kalbin o et parçası olan kısmı değil. Tarif ediyor kalbi. El latifetur rabbaniyetulleti mazharu hissiyatiha el vicdanu. Bütün duygularının vicdan, anlatabildim mi? Duygularının mazharı olan bir latife-i rabbaniye. Başka? Ve ma'kesu efkariha eddimah. Demek ki beyin fikirlerinin yansıdığı yer. Vicdan ise duygularının göründüğü yer olan latife-i rabbaniyedir kalp. Lel cismus sanavberiyyu. Yani şey huni gibi olan cisim değil. Hani huni gibi ya kalp. Feizen o zaman fit tabiri bil kalp. Kalple ifade kullanmakta remzün, gizli bir işaret var. İlâ ennen latifete rabbaniyete. Bu kalp denilen latife-i rabbaniye li maneviyatil insan. İnsanın manevi değerleri içindir.
Ama kel cismi sana verili cesedi. Ceset için nasıl ki o hunin şeklinde olan et parçası neyse bütün vücut için, o latife-i Rabbaniye de insanın maneviyatı için odur. Hadis var ya. Evet, evet. Fekema enne zalikel cisme makinetün hayatiyetün. Nasıl ki bu cisim canlı bir makinedir. Tenşuru me'el hayati li aktaril beden. Yani hayat suyunu bedenin bütün bölgelerine o yayıyor. Ve iden sedde ve sekene. Yani o kalp denilen o huni şeklindeki o ceset şey nedir o kalp kapansa veya dursa cemedel cesedü. Ceset de cansızlaşır. Aynen öyle de kezalike aynı şekilde tilkel latife o Rabbani olan esas manevi kalp tenşuru nurel hayatil hakikiye gerçek hayatın nurunu yayıyor li aktaril heyetil mücessemeti min maneviyatihi ve ahvalihi ve amalihi. İnsanın manevi değerleri, halleri, emel ve arzularından mücessem hale gelmiş, o heyetinin, heyeti mücessemesinin bütün bölgelerine gerçek hayatı o yayıyor. Ve izâ zâle nurul iman el-iyâdu billah. Allah korusun bu iman nuru zail olursa, sâret mahiyetuhu, elleti yusari'u biha el kainat yani kainatla güreşen insanın mahiyeti keşebehin bir karartı gibi olur. La hirake bihi hareket etmeyen bir karartı. Ve adlama aleyhi ve kapkaranlık küfür zulümatlarını üzerine yığar. Allah bizi muhafaza eylesin. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim.